Yani bütün halkımızın, Ağrı halkının zaferidir ve barışın zaferidir. Yani kimse buralardan bir yenilgi çıkarmasın. Biz hep beraber barışı büyütmeliyiz, barışı önemsediğimiz için. Yani biz bu kentte 7'den 70'e eminim herkes çok barış istiyor ve bu bize sadece oy verenlerin belediye başkanı olmayacağız. Bu kenti yönetirken de diğer Ağrı halkıyla birlikte ve barışı da büyüteceğiz bu topraklarda. Onun için yani artık böyle bir zafer sarhoşluğuyla değerlendirmiyoruz. Ülkemiz kırılgan bir süreçten geçiyor. Barışla ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Ama bugün Ağrı'dan önemli bir mesaj vardı. Yani merkezi hükümete biz demokratik siyaseti çok önemsiyoruz. Barışı çok önemsiyoruz. Demokratik siyasetin önündeki engelleri kaldırın diyor. Artık insanlara barışı sağlayın. Yani çünkü bu barışta bu seçim sürecinde dağın da gözü Ağrı'nın üzerindeydi. Sayın Öcalan'ın gözü de buradaydı. Zindan'ın gözü de buradaydı. Barış isteyen herkesin, Türk halkının da gözü buradaydı. Ağrı halkı da ben barıştan yana tavrımı koydum. Bu topraklarda barış hayat bulsun diye sandıkların başına gittiler ve bu noktada gösterdikleri iradeyi herkesin iyi okuması lazım. Hem merkezi hükümetinde hem Kürt cephesinde iyi okuması gerektiğine inanıyorum. Ben birazdan da tabii ki halkımıza bir teşekkür konuşması yapacağım. Bir balkon konuşması. İnşallah balkon mu olur, artık otobüs mü olur? Orada hem halkımıza teşekkür edeceğim hem de bu süreçte emeği olup yani kenti kanatmayan herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Yani önemli olan buydu. Demokratik siyaset de budur. Biz de sandığa gittik. Sorunların çözüm adresi sandıktır dedik. Bugün bunu Ağrı halkı ortaya koydu. Tekrar teşekkür ediyorum. Tabii bu seçimin bir de Ağrı bazında değerlendirdiğimizde BDP'nin Ağrı'yı ilk kez kazandığını biliyoruz. Bu da biraz da sizinle gerçekleşmiş durumunda. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? BDP Iğdır'dan sonra Ağrı'yı da resmi sonuçları bekliyoruz ama şu anki tabloda Ağrı'yı da almış görünüyor. Aslında eğer Ağrı'da böyle bir yani bir başka arkadaşımızla aşabilme şansımız olsaydı kesinlikle ben Ağrı'da bir belediye başkanlığı gibi bir talebim olmayacaktı. Ama ben barış sürecini çok önemsediğim için Ağrı kentini çok önemsiyoruz. Ağrı'nın acıları çok. Herkesin ya cebinde ya duvarında ya çantasında ya ölen bir gerillanın resmi var ya cezaevinde olan bir gerillanın resmi var veyahut da zindanda olan bir gerillanın resmi var. Şimdi hepimize bir görev düşüyor. Bu acıları sonlandırmak. Bakın bir yılı bir aşkın süredir bu topraklarda ölüm yok, kan yok, gözyaşı yok, gerilla ölmüyor, asker ölmüyor, polis ölmüyor. Onun içindir ki çağrım, diyorum ki hem merkezi hükümet hem de Kürt cephesi bu demokratik siyaseti iyi okumalıdır diyorum. Çünkü halkımız demokratik siyasette ben varım diyor. Eğer merkezi hükümette demokratik siyaseti önemsiyorsa ve hep bütün aktörler şunu söylüyor. Ya gelsinler siyaset yapsınlar. O zaman siyasetin önündeki engelleri açın. Gerilla da gelsin siyaset yapsın. Zindanda olanlar da, sürgünde olanlar da gelsinler. Herkes siyaset yapsınlar. Hepimiz birlikte ortak bir Türkiye'yi yaratalım. Yani hepimiz bu ülkede yani onurlu vatandaşlar olalım. Herkesin dilini, kimliğini, kültürünü hayat bulduğu bir yasal ve bir anayasal anayasayı birlikte inşa edelim. Kanı durduralım, acıları durduralım. Bu annelerin ağladığı gözyaşlarını dindirelim. Siyaset dünyası bunun için var.